Pardon, konuşalım mı ya? Ha, bir dakika. Bak. Şu an... Tamam. Bana hiç bunu... Ya inanılmaz bir adamsın. İşte olay bu. Aslında biz 45 dakikadır kaydediyoruz. Her şeyi söyledim. Yani bir saattir burada oturuyoruz. Başladığını çaktırmadan böyle açmış orada. İşte ben burada saç buluyorum. Küçük taktiklerimiz bunlar. Ne diyorduk? Bak, portal tabancası orada. Bunu Joker hakkı gibi düşün. Evet. Eğer ki buna ihtiyacım olacak gibi hissediyorum. Nedense olursa... içinde öyle bir his var. Oradan portalı açıyorsun, kaçıyorsun. Burayı açacağım abi. Ben gidiyorum. Rick and Morty'nin 7. sezonuna. Öyle kurtulabiliriz. Daha gelmedi ama buradan yazarız bir şekilde. Ege Cansal. Pardon, konuşalım mı? Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ege Cansal'la birlikteyiz. Merhabalar efendim. Aydın'ın nefesi. Muğla'nın nefesi. Muğla'nın nefesine karşı. Efendim, keyifli efendim. Bir sohbet olacak bugün. Efendim, Zeybek biliyor musun ya? Tabii ki her Egeli gibi ilkokulda ben de ufak bir girişimlerde bulundum zorunluluktan. Bulundum. Birinci sünnet düğününde yıl oynadın sonu. Mı? Yok, benim sünnet düğünüm olmadı ya. Nasıl olmadı? Ben sevmiyorum öyle şeyleri o yüzden. Hocam, bunu sevip sevmemekle kaç yaşında oluyorsun? 5-6 yaşında ailenin böyle bir şeyi yok, direkt... Yok, bizim ailede de yok öyle şeyler, o yüzden hiç girişmedik öyle. Allah hastanede Allah. Direkt bir hastalık, ve bitti. Bir ameliyat gibi, anladın mı? Yani bunun olması gerekiyor, böyle bir durumu var. Hastalık. Aynen. Çocuğum böyle bir durumda. Ay, kıyamam. Gelin tedavi edelim. Babam hadi yapalım. Beni ata bindirdi oğlum. Ben hiç, ben hiç yokum öyle şeylerde. Ailecek yokuz ama yani. O yüzden. Allah Allah. Ama bir düğününde oynarsın herhalde. Babam düğününde dersin. Zeybek oynar mıyım bilmiyorum ya. Oynayacaksın. Oynarız. Kesin. Senin düğününde net oynadım. Benim bu arada. Zaten senin düğününde ya. Net oynadım da. Böyle herkes şey diyor ya düğünlerde. Böyle aile arasında olsun. İşte ne bileyim. Four Seasons'da böyle cool bir düğün yapalım falan. Ama halay ve Zeybek ekibiyle. Her düğünün belli bir saati vardır ya. Tabii tabii. Bütün planlanan şeylerden alkol seviyesiyle birlikte böyle sapıp ortada herkesin böyle takıldığı. Bizimkisi direkt şeyle başlayacak bence böyle. Hani güzel böyle bir giriş müziği falan çalacak. Ondan sonra bir tane davul zurna ekibi gelecek. Bir başlayacak harmandalı. Ram darara darara. Bir şey söyleyeceğim. Harmandalı. O damarlar çıkacak bak, sende. Evet, çok oynamamış olsam da aşırı böyle ilgim olmasa da bir genetiğimden gelen bir şey var. Dam, girdiği anda böyle bir şey İçinde oluyorsun. O şey hissediyorsun. Tüylerin diken diken oluyor böyle. O da işte muhtemelen sürekli duyduğumuz için her sokak düğününde, her gittiğimiz düğünde, hı-hı, özellikle Ege bölgesinde her yerde böyle tabii default ilk çalan ve hatta 4-5 defa çalan sonrasında bir tabii şey olduğu için kanımızda olsun, var. Olsun. Gece sonu after'da gene direktlere. After'da sikomod. Egecan, can you do some for me? Egecan. Bunu yapmayacağız. Ya bunları planladın değil mi? Do you think Egecan? Yani artık 21 dinleyemiyorum sadece. Egecan gibi bak, diyorum her şeyi. Ahmetler'de bir tane kitap var biliyorsun. Still Like an Artist diye. Evet evet. Hollanda'dan almıştık onu. 21'ın o edliplerini şarkılarında artık kullanman lazım. Çok 21. Güzel uyuyor. Egecan. 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 Bunları geçen, alarak koyacaksın. Bu muhabbetin nereden açıldığını anlatmak ister misin? Yoksa direkt akışına devam edelim. Sen anlatsın. Kaya'yla inanılmaz bir gün geçirdik geçen hafta. Yaklaşık 14 saat falan birlikte baş başa geçirdiğimiz bir gün oldu ve orada Kayra'nın bir kaydı vardı stüdyoda. Burada bir kayıt yaptık onunla. Ondan sonra dedik ki hadi bir şeyler yapalım. Uzun zamandır hep planladığımız ama asla yapmadığımız bir şarkı vardı. Ya, biz kaç senedir beraberiz, ilk defa oturup da şarkı yaptık yani. Yani bağışlama çok gelişti yani. Ya birlikteyken yapacak o kadar çok şeyimiz var doğru ki ama yani. Şarkı yapma. Aynen, şarkı yapma yani hiç, çünkü genelde hep böyle Berk, Ahmet hep beraber olduğumuz için tabii böyle ona sıra hiç gelmedi yani. O yüzden bu yakaladıktan sonra bir şarkı yaptık beraber. Hmm. Sonra... Eğlencesinde bir şey olduğu için de bir yandan böyle kariyer sonuna böyle bir anda Drake edlipleri 21 Rich Flex. Outro'da Egecan dinletmek ister misin? Hayır hayır sakın. Onu doğru zamanda sakın. Ama sonradan biliyorsun o outro'yu kaldırdım çünkü şarkıdan dolayı yani o outro'dan dolayı evet, şarkıyı kale almadı insanlar. Biz bayağı eğlencesine başladık şarkıya. Ondan sonra dinliyoruz. Gece de film izlemeye gittik. Böyle Kare'cime gitti sonra saat 12'de. Aynen, orada ben ona eşlik ettim. Ondan sonra eve gittik. Deliler gibi yemek söyledik eve. Bayağı böyle. İştahımızdan da ekstradan konuşmak istiyorum yani. İştahımızdan ben Ahmet'in bölümünü izlerken dün biraz konu açıldığını fark ettim. Ben de birazcık kıskandım ve dahil olmak tabii isterim aranıza tabii ki. Sen zaten çünkü çok değerli bir insansın bu yeme dünyasında. Evet evet, bu yeme dünyasında biz de varız. Sen de varsın. Seni bir dakika, madem girdik direkt oradan devam edeyim. Şu kanat rekorunu söyler misin bana? Bu Z jenerasyonu yani, fena yemek yiyor. Bu ara benim böyle birkaç yeme sıkıntım vardı, bahsetmiştim sana. Bu ara durduk yerde böyle çok inanılmaz iştahlıyım. Hiçbir şey yiyemiyordum. Günde bir öğün falan yiyordum. Ondan sonra bir açıldı işte 34 tane kanat yedim. Ve hani şöyle oldu. Farkında da değildim yediğimin. Yani bir şey izliyordum fix böyle Netflix'ten. Sonra yemek geldi. Yedim. Ama akıyor yani. Daha olsa yerim.
Ondan sonra bir baktım, oğlum burada çok kanat var ya yaptım. Saydın kanat. Aynen, baktım bitmiş artık hepsi. Bir dakika ya dedim, burada enteresan bir durum var dedim. Bunun üstüne senle konuşuruz. Senle dükkandaki halimizi hatırlıyor musun? Evet ya, bizim ama hep böyle anlarımız oluyor. Yılbaşını hatırla. Tabii canım. Yılbaşında. Makarnanın ikinci kez ısıtıldığı. Yani yılbaşında biz birlikte o kadar çok yemek yiyoruz ki bir de. Ya o günde şarkı yaptığımız günde yine güzel bir, bize yakışır bir sofrayla. Bir yemek yedik, yakıştı Ege. Şimdi ilk başta Egecan, sana çok 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 güzel sorular geldi. Benim de kafamda bir sürü soru var. Ara sıra soru, ara sıra muhabbet, normal devam edeceğiz ama. Sonuç olarak hakikaten çok iyi bir müzisyensin yani. Ve benim hayatıma da ilk dahil olman, birbirimizi tanımamız da müzikle beraber oldu. Çok tabii, tatlı bir hikayeydi. Bile Bile lansmanıydı değil mi ilk tanıştığımız? Bile Bile lansmanından önce bir tane etkinlikte tanıştık biz seninle. Evet. O etkinlikte bir arkadaşımız vasıtasıyla aslında tanıştık. Evet. Ondan sonra bir anda biz zaten klik olunca direkt ondan sonra beni Bile Bile lansmana davet ettin. Bazı insanlarda şöyle bir şey hissediyorum hayatımda. Bazı insanları görüyorum ve o insanları gördüğüm an bütün diğer insanlardan ayrışan böyle bir enerjileri oluyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Parlıyor gibi. Evet. O gün oradaki etkinlikte tabii ki de bir sürü insan var, tanışıyorsun, böyle small talklar dönüyor. İşte merhaba, ne haber abi, işler nasıl falan filan. Tabii. Sen o kadar insan arasından o gün benim yanıma gelip abi selam, işte müzik, işte şu şarkını biliyorum vesaire falan filan konuşuyorum, ben müzik yapıyorum vesaire. Biz seninle o gün 1,5 saat etkinliğin ortasında tabii, bir nelerden konuşuyoruz? Herkesi unuttuk bir anda. Yani müzik, işte atıyorum enstrümanlar hakkında konuşuyoruz, armoni konuşuyoruz, tabii, şu bu filan. Ben dedim ki bu adam demo dinletmedi. Çok farklı bir adam. Biz orada demo dinledik seninle etkinliğin ortasında. Tabii canım, gümbür gümbür EDM çalıyor arkadaşlar. Tabii. Tekme biz çalıyor. Tekme çok güzel. Bak buradaki çok iyiymiş. Buraya bir ters yapsın. Ondan sonrasında delim zaten gerçekten çok birleştik ama ben senin hikayeni bir insanlara da paylaşmak istiyorum. Mesela her müzisyenin hayatında ya hayatımı şöyle bir nokta oldu ve o anda ben anladım ki ben hayatımı sonuna kadar müzik yapacağım ve hayatımı müzikten kazanacağım dediği. Hı-hı. Aynı zamanda da müziğe yetenekli olduğunu anladığı bir an oluyor. Atıyorum mesela senin sesinin ilk defa ya benim sesim güzelmiş fark ettiğim belki bir insan tarafından bir, hı-hı, an ve ondan sonra da ben bunu yaptım ve bu noktadan sonra hayatımı artık bu işten kazanacağım ve bütün hayatıma bunu adayacağım dediğin nokta neydi? Aslında 8 yaşında başladım ben gitar çalmaya, hı-hı, şarkı söylemeye. O zaman böyle çocuktum bayağı ve hatta geçen onun videolarını buldum, çok komik. Her gitar çalıp şarkı söylediğini video çekmişim. O zamanın coverları böyle, hmm, çok komik ama. O sürekli hayalet sevgilim değil. İşte direkt klasik böyle Haluk Levent falan söylüyormuşum. Enteresan, hmm, böyle Mor Ötesi söylüyormuşum yine, evet, o zamanlar tabii böyle. O dönemden kalma işte bir zaten sürekli hayatımdaydı müzik benim. Ama aynı zamanda da çok da böyle spor yapıyordum o zamanlar. Tenis oynuyordun değil mi? Aynen, tenis oynuyordum, basket oynuyordum. Sürekli böyle daha önceliğim oydu. Sonrasında lise yıllarında müzik hep devam etti benim için. Ve içimden bir çıkma noktası oldu. Hani bu dünyada en güzel ifade edebildiğim şeyin müzik olduğunu keşfettiğim bir dönem var. 16-17 yaşında. Ve o arada da çok böyle genel olarak düşünmeye başlamıştım ben. Hani evet, hepimiz böyle bir üniversite yolculuğu içerisindeyiz ama ben bunu gerçekten nereye götürmek istiyorum diye düşündüğüm, hani hayatımda ben ne yapacağımı düşünmeye başladığım bir dönem oldu. O dönemde zaten müzik böyle her şeyin içerisinde. Hani sen cover çekiyordun o zamanlar değil işte mi? İşte daha bu ondan öncesi aslında. Öncesi, direkt dedim ki ben bir dönemde dedim ben bunu yapacağım dedikten sonra dedim ki ne yapabilirim şu an? Aydın'da yaşıyordum o zaman ben. Sen ne okuyordun bu sırada orada? Aydın'da lise okuyordum Aydın'da. Lisedeydim. Ben daha lisedeydim. 11. sınıfta oluyor bunlar. Ben dedim ki okey dedim, ben bu işi yapacağım. Kafama koyduktan sonra çok netleşti. Yani müzik çok bariz. Ben kendim bu şekilde en iyi ifade edebiliyorum. Ondan sonra dedim ki ne yapabilirim? Aydın'da yaşıyorum. Kimseyi tanımıyorum. Yani bu konuda bana korkunç kapılar açılabilecek bir ailem de yok. Onlar da bilmiyor çünkü. Senin annen de baban da beden eğitimi öğretmeni. Aynen, ikisi de beden eğitimi öğretmeni. O yüzden tamamen sporla dolu bir evde büyüyen müzisyen bir çocuk aslında yani. Sonra dedim ben bunun için ne yapabilirim? Sosyal medyanın tabii ki o zaman çok yüksel, işte Ahmet Karya'nın böyle en güzel davranları. Yani aslında sizin hikayeniz de benim hikayemin çok ortak günü. Sosyal medyada çok büyük bir yer kaplıyor ikimizinkine de. Ben dedim bari madem kimseyi tanımıyorum kendi gücümü kendim elde edeyim dedim. Ben yaptığım işi çok seviyorum. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. O dönem sınava hazırlanırken bir yandan da aldım elime gitarımı. Çalıştığım masada iPhone kamerasıyla videolar çekmeye başladım. Böyle haftada 3-4 tane böyle her hoşuma giden şarkıyı, ama Coldplay'inden John Mayer'ine, Mor Ötesi'nden Modeline, hoşuma giden her şarkıyı yani söylüyordum. Pinhani'sinden Sertab Erener'ine. O süreçte ilk başta tabii hiçbir şey beklediğin gibi gitmiyor ama zaten herhangi bir şekilde o kadar gözümü karartmışım ki hani hiçbir şey böyle de alıkoymuyordu beni, motivasyonumu düşürmüyordu. Böyle 6 ay böyle bir 800 takipçim vardı şu anki profilimde. Boş boş coverlar çektim yüzlerce.
Böyle arada keşfetten bir iki kişi like'lıyor, yorum atıyor falan. Hı-hı. Çok mutlu oluyorum. Ondan sonra artık insanlar falan böyle hatta dalga geçmeye başlıyor. Klasik lise ortamı vardır ya böyle. Sen ünlü mü olacaksın? Sen şarkıcı mı olacaksın falan. Sonra bir gün bir kalktım. Benim hayatım değişti. Bir gün var. Hiç de unutmam o günü. Üniversiteyi kazanmışım. İstanbul'a gelmemin de tek sebebi bu arada müzik yapabilmek. Çünkü Hı-hı. bütün imkanların burada olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Ve burada olmam gerektiğini hissediyordum o dönemde. Bu bütün müzisyenlerin hissettiği böyle sanki bir tane böyle şey var. Bir enerji var böyle. Ama ve şey diye bağırıyor. Yani. Tabii bu yani. Çok... İstanbul'a gel. Yani böyle bir şey değil yani. Ankara'dan gerçekten... çağırıyor, Aydın'dan. Çünkü buranın gerçekten böyle bir pazar olarak. Yani tabii. Türkiye'de İstanbul bu işin döndüğü bir yer. Ve herkesin... Bir de içinde olmak gerekiyor. Zorundasın ya ilk başta gibi geliyor bana. Yani tabii. Bu bütün bugün sağladığım bütün bağlantıları, bütün bu şeyleri içinde olmadan bu kadar kolay sağlayabileceğimi düşünmüyorum ben. Kolay kolay kimsin var, istisnalar de. Var istisnalar ama hani ben kendime böyle bir yol seçtim. Hı. Öyle söyleyeyim. Tam o dönemde de işte İstanbul'a gelebilmem için ailemi ikna etmem gerekiyordu benim. Çünkü müzik hiçbir zaman garanti bir yol değildi. Okulda böyle güzeldi. Yani fena değildi dersleri. Hep çalışıyordum da yani. İTÜ'yü kazandım. Onlara da çok güzel bir sebep vermiş oldum. Hadi hangi bölümü kazanmıştın? Deniz Teknolojileri Mühendisliğini kazandım. Deniz Teknolojileri'ni kazandıktan sonra annemlere de çok güzel bir sebep olmuş oldu İstanbul'a onay verme açısından. Çünkü bir tık böyle herkes İzmirli ailede. Oğlum İzmir'de oku, Ege'de oku falan. Ben gidiyorum dedim. Kendinize iyi bakın. Ondan sonra geldim buraya, yerleştim. Tam o dönemde de hayatım işte o 2 Ağustos 2018 gününde bir kalktım. Sıradan bir sabah yine keyifsiz uyanmışım. Instagram'da bir gözüm açık geziniyorum. Bir anda onlarca, yüzlerce insan takip edip like'lamaya başladı beni. Yorum atmaya, mesaj atmaya falan. Ben dedim ne oluyor? Profilde de o zaman izlenmemiş yüzlerce cover var. Allah Allah dedim, bir şey var herhalde. Sonra orada bir... Hangisi gitmiş? Sertab Erener'in Olsun şarkısı. Olsun. Ya benim hayatımda çok özel bir yeri var o şarkının yani. O yüzden o şarkıyla bir anda Twitter, Instagram, YouTube, herhangi bütün sosyal medya platformlarında bir anda böyle bütün büyük sayfalar paylaşmaya başladı. Çok hiç unutamadığım bir gün oluyor değil mi? Çünkü biz hiç... aynısını mesela aynı duyguyu ve aynı günü hatırlıyorum. Hayatımın hiçbir zamanda unutmayacağım. Aynı şekilde deli gibi video çekiyorduk. Tabii. Günde 30 tane video çekiyordum. Bir sabah uyandım. Aynı dediğin şey. Tabii. Bir baktım bir sürü bildirim ve bir video gitmiş ve o kadar yaptığım emeğin hepsi tek tek gözükmeye başlamış. Evet, bir anda hepsi karşılık bulmaya başlıyor. İşte bu falan. Şöyle bir mentalitem vardı benim. Yani kendimi o kadar gözümü karartmışım ki iki kişi bile beğense, ekstra yorum atsa bana dese ki güzel, çok güzel söylemişsin. Ben zaten iki kişi benim dinledi ve boşuna aynen gitti öyle dediğim için şu an orada yüzlercesini görmek, binlercesini görmek, dedim ki tamam ben ömrümün sonuna kadar söylerim size şarkıyı. Hani öyle bir an oldu yani benim söyleyin için. Ege'ni söyle. Söylesin aynen, size. Siz isteyin yeter, yeter anladın isteyin mı? Ya ben o kadar mutlu oldum ki karşılık bulduğunu görünce iyi olduğuna inandığım şeyin. Bu zaten inanılmaz bir motivasyon verdi bana. İstanbul'a yerleşip direkt evime piyano aldım. Piyano çalmaya başladım. Hep piyano çalmak çok istiyordum. Kendi kendime piyano çalmayı öğrendim. Böyle hazırlık okudum hatta. Özellikle geçmedim hazırlığı. Hani rahat olsun okul da ben eve geleyim. Hiç okulu umursamadan böyle eve gelip piyano çalışayım falan. Asosyal gibi hazırlık senin. Ben full piyano çalarak geçirdim. Evde şarkılar dinleyip onları çalmayı öğrenerek işte coverlar çekerek. O dönemde de işte sosyal medyayla beraber bütün o elde ettiğim kitleyi bir güce dönüştürdüm ve insanlar bana, insanların da ilgisini çekmeye başladı, karşısına çıkmaya başladım. Bugünkü inşa ettiğim kariyerin kapılarını aslında o şekilde açmış oldum yani. Mercy cover'ın bayağı böyle bir tane şey videosuna girmişti galiba. Mercy değil, Falling cover'ım. Falling miydi? Aynen. Dünyadaki herkes işte Falling'i söylüyor. Türkiye'den aynen de sen who söylüyorsun. Who Sang It Better diye bir konsept var. Bütün dünyada böyle o dönemin en popüler şarkılarının Türkiye yani şey bütün ülkelerden en iyi coverlarını yani en iyi söyleyen insanların derlendiğini Eurovision'un bir video formatı gibi düşünebilirsin yani. İşte orada ülkeleri temsil ediyor insanlar. Orada da Türkiye olarak ben hani coverladığım için ben çıkmışım orada ve böyle altında Türk bayrakları. Sanırım 7 milyon falan izlendi video. 20 bin 30 bin tane yorum var. Böyle Pakistan'ından Japonya'sından İtalya'sına kadar herkes Türkiye. Turkey was the best, Turkey was the best çok falan yazıyor. Böyle orada şey olmuştum zaten. Hani aslında bugün yaptığım müziği de bayağı şekillendirmişti o video. Çünkü orada daha önce denemediğim ve hani dinlemekten çok keyif aldım ama hiç böyle yapmayı denemediğim bir şeyi de denemiştim o cover'la. Hani daha şu anki yaptığım müziği biliyorsun. Daha pop rock'ın temellerini tam böyle aldığım. Ha tamam böyle yapacağım o zaman gibi hissettirmişti yani. Genel olarak toparlamak gerekirse sosyal medyayla her şeyi büyüttükten sonra o aldığın tepkilerle senin bu yolda söküldüğünü sonra kendi yazdığım şarkılarla zaten şu an bildiğiniz işte Başa Sar'la başlayan yolculuğu başlatmış oldum yani. Evet ve çok güzel bir yolculuk. Bundan sonrası yolculuğun... zaten soracağın sorularla devamını tabii. getireceğimi düşünerek şu an bir güzel şey demiyorum. Güzel bir girizgah oldu ama o yolculuğun aynen içinde olmak da bizim için çok keyifli bir şey. Benim için de keza çünkü sen mesela çoğu noktada bana belirli unutmaya başladığım heyecanları öyle bir noktada tekrar hatırlattın ki. Ve seninle beraber o şeyi paylaşmak da çok güzel. Çünkü ikimiz de bir yol içerisindeyiz. O yol içerisinde bazen bir şeyleri unutmayız.
unutabiliyoruz. Unuttuğumuz zaman birbirimizi hatırlatabiliyoruz. Birbirimize o heyecanı paylaşıyoruz falan. Bunları bile yaşamak çok keyifli bir şey. Şimdi. Yolculuk. Şöyle ilginç bir sorum var. Ben bu soruyu ara sıra arkadaşlarıma da sorardım. Müzisyen arkadaşlarıma çok severim. Şimdi enstrüman çalıyorsun sonuç olarak. Ana enstrümanın gitar. Ve bütün gitar bilgini ve bütün gitar teknik bilgini vesaireyi elinden alacağım. Herhangi bir enstrümana aktaracağım. Çok hangi güzel soru. Piyano direkt ama benim için net. Piyano mu? Evet. Ben çok seviyorum piyanoyu. Yani piyano çalmak benim için böyle bir terapi gibi bir şey oluyor aslında çoğu zaman. O yüzden piyano direkt. Hatta isterdim yani. Oboa falan. Yok yok. Direkt net piyano, piyano yani. Okay. Piyano dışında da var da yani piyanoya yani yanına yakışacak hiçbir şey yok benim için. Ben piyano bir de saksafon arasında gidip geliyorum. Saksafon benim de seçeneklerim arasında ama piyano çok başka bir piyano benim ayrı için. Bir yani şey. Ben şöyle hani piyano çalmayı bilmezken falan böyle Zuhal'e işte müzik store'lara falan gidip direkt böyle her piyanoya dokunup oh ne güzel. Aynen aynen. O çocuk bendim işte. Gürültü yapıp kafa ben şişim. Ben gitarla Nothing Else Matters çalan da bendim. Karşılaşmıştım. Zuhal'i kitleyen çocuklar. Tabii tabii. En sevdiğim ama şey. Ama şimdi gidip şey Mastro, çok... Mastro Puppets falan. Şey çok güzel oluyor. Bozuk akorlar. Distortion böyle. Hocam ben bu gitarı alacağım. Hiçbirini alacak paramız yok mesela. Sadece tabii, tabii. Onlar da ben, böyle eyvallah diyorlar. Ben gittim de Steinway Grand'leri deniyorum. 1.5 milyon, 2 milyon falan tabii, piyano. Alabilirim falan. Takım elbise giyip biliyorum aynen, ki. Aynen. Yani öyle muhabbetler falan oluyor. O yüzden... Umur'a şikayet edeceğim seni. Bir dahaki girdiğin zaman Zuhal'e. Denersin yani, boşuna. Şey çok güzel oluyor ama. İlk gittiğinde böyle hiç piyano çalamıyorken. Şimdi gidip böyle gerçekten hani piyano çalabiliyor evet. olarak gidip o piyanoları çalmak çok keyifli. Ara sıra hala yapıyorum biliyor musun? Ben yapıyorum. Geçen mesela podcast ekipmanlarında gittiğim zaman falan böyle. Hani alayım bir şeyler çalayım. O çocukluktan beri. Ya o bizim keyfimiz ya. Keyif zaten yani. Müzik keyfimiz olduğu için. Enstrüman tabii. çalmak keyfimiz olduğu için. Ben gittiğimde zaten güzel bir piyano gördüm de dokunmadan edemiyorum. Diyorum yani. Ve her gittiğimde de yeni bir ergen çocuk görüyorum. Aynı şekilde. Aynen. Aynı şarkıları. Yeni bizler yani yetişiyor orada. Şey diyorum böyle. Aha bu. İşte bu. Bir tane şarkına TikTok akımı başlayacak. Hangi şarkın olsun ve nasıl bir dans olsun? Nasıl bir şey isterdin? Ya. Başa Sar. Ya bu oldu bu arada. Oldu Başa mu? Sar TikTok'ta 35 bin falan video çekildi. Ne çekti insanlar Başa Sar'a? Kendiliğinden oldu. Yani bir spesifik bir akımı yoktu aslında onun. Yani sadece insanlar şarkıyı sanırım çok sevdikleri için bir şekilde kendi içeriklerine uyarladılar onu. Hı-hı. Kimisi dans etti, kimisi... İşte hüzünlü editler yaptı üstüne. Benim gözlerime bak şarkıma çok kötü bir akım başlamış. İki sene sonradan gördüm onu. İnsanlar gözlerime bakı çalıyor. Hı-hı. Ve sadece kameraya çok böyle severim. Bakıyorlar. Direkt. Ve ben öyle yaklaşık konuya 80 dalmış. Video izledim falan. Ve böyle gece transa geçtim. Evet evet çok kötü. Böyle. Sürekli bir de sesin var altında böyle. Ben de ilk böyle bir kültür şokuna uğruyorsun evet, zaten. Evet, her yerden şey TikTok o kadar aslında güzel bir iletişim kanalı harika oldu ki bütün dünyaya. Herkesi görüyorsun ya. Herkesi görebildiğin, herkesin kendini ifade ettiği bir platforma dönüştü. Ve müziğine ne kadar kişiye ulaştığını da aynı şekilde görebiliyorsun. Aynen işte. Onun için kimlerin dinlediğini, şey. Kimler için müzik kavurma yaptığını. Kavurma yaparken adam bile arkaya koymuş. İşte mesela. İnanılmaz bir şey işte. Harika o. Yani. O yani hiç düşünmediğim yerlerde şarkılarımın dinlendiğini görmek bana inanılmaz ilham veriyor. Şöyle bir algı da bazen şey oluyor, bozulma oluyor. Şimdi ben bunu mesela pandemide çok yaşamıştım. Pandemi boyunca konser veremedim. Hı-hı. Konser veremediğim için sürekli şarkı çıkartıyorum, koyuyorum ve orada rakamsal olarak bir karşılık görüyorum. Evet. Ve o rakamsal karşılığın 2,5 sene bittikten sonraki yaptığım ilk konserde o insanların orada olduğunu görmek. Hı-hı. Ve o insanların... Aa beni dinliyorlar. Ya ben bunu görmek için sabırsızlanıyorum ki ya. En çok dilediğim şey ki zaten az gerçekten, kaldı yani. Gerçekten bunu hep konuşuyoruz zaten seninle. Yani orada sen çünkü, de bence inanılmaz hissedeceksin. Evet Başasar'da da çünkü bütün o süreç pandemiye denk geldi. Hı-hı. Ve hani orada evet çok güzel sayılar var. Bayağı böyle hanesi yüksek. Hı-hı. Ama hani böyle şey gibi GTA'da sanki bir görevi başarıya tamamlamışım da iyi bir puan almışım gibi anladın evet. mı? Hani öyle bir şey değil ya o. Hani oradaki hepsi bir aslında bir insanla bir bağlantı kurmuşum oradaki dinlemiş. Oradaki bütün rakamların hepsini yoldaki karşılaştığım 5 kişinin sana çok güzel olmuş şarkı demesiyle aynı hissiyatı veriyor. Çünkü tabii. onu başka bir algıda görüyorsun. Yani oyun gibi görüyorsun. Sosyal medyada biraz öyle bir şey var tabii. ama gerçekten birebir de bence sen de karşılığını inanılmaz hissedeceksin ve şu anki gazını zaten biliyorum. Bir tabii. de konser gazını alırsan konser sen gazını artık alırsan, buradan yani beni çıkaramazsınız. Yürütürüz götürürüz diye stüdyolardan çıkaramazsınız. Bir gün şu tarzda bir proje yapacağım ama daha zamanı var dediğim bir proje var mı? Müzik dışında mı soruyorsun bunu yoksa yok müzik? Yok canım yani müzik içi, müzik dışı. Müzik olarak. Ya bir gün oyunculuğu denemek istiyorum aslında. Bam. Kesinlikle. Bununla alakalı bir sorun var sana o zaman. Hadi bakalım. Müzik alanları sürpriz olsun diye söylemiyorum o yüzden. Yani tamam, çünkü onlar aynen. olacak. Olsun, onlar olunca görelim. Aynen. Sadece bir sonraki projen hakkında ama kez evet, daha konuşacağım. Farklı şeyler yapmayı çok seviyorum. Kendi bir gün kendi yani bu geldikçe gelecek bir soru. Ben kendi
tasarımlarımı yapmak istiyorum. Kendi markamı oluşturmak istiyorum. Yani bu bir giyim markası moda yani moda anlamında bir giyim markası gibi de olabilir. Bunlara çok ilgim var çünkü çok takip ediyorum ve gittikçe de böyle açılan bir dünyaya dönüşüyor benim için. O da kendimi ifade etmek için çok güzel bir yol benim için, frekans yani. O yüzden bir gün neden olmasın, bir yerden sonra hiç belli olmaz. Beyza Alkoç diye bir yazar var. Ve 3391 kilometre diye bir kitap yazmış. İşte o soru. Evet. İşte ben o soru. Senin için soru cevap açtığım zaman o kadar çok mesaj geldi ki bununla alakalı. Ege 3391 kilometrede oynayacak mı? Bu işte hanımefendinin yazdığı kitabın bir şimdi filmi galiba geliyormuş. Ve bu kız kitabı okuyan okuyucular da oradaki bir karakteri seninle çok özdeşleştirmişler. Ve o karakteri senin oynamanı istiyorlar. Ve sen de bana, ben dün sana bunu hani sordum ya bu ne? Hani böyle bir şey geliyor diye. Sen de dedin ki ben Twitter'da da böyle bir şey gördüm. Ya açıkçası vesaire. Bu dönen olaylara ben bayağıdır şahit oluyorum. Kitap hakkında hiçbir fikrim yok. Ama cover döneminden itibaren bana hep İzmir'in Ege'si, Efes'i mi öyle şeyler çok yazılıyor sanırım İzmirli olduğum için. Söyleyeyim sana kitapla alakalı. Bu uzak mesafe bir aşk hikayesiymiş. İki galiba sevgili birbirlerine işte yanlış olmasın lütfen, yanlış varsa kusura bakmayın ama benim araştırdığım aldığım bilgi bayağı bu. Araştırmışsın. 3391 kilometre bir mesafe varmış. İşte bir tanesi İzmir'deymiş, bir tanesi başka bir yerdeymiş. Onların artık İzmir'e ekle 3391 nereye gidiyorsa. Uzak çünkü Almanya uzak falan 3000 kilometre buraya. O mesafe içerisinde birbirlerine olan işte uzak mesafe aşklarını anlattıkları böyle mektuplar vesaire, böyle bir hikayeymiş. Evet. İşte oradaki galiba ya insanlar sanırım karakter. İşte kendileri okudukları için bir yandan hani gerçek hayatta benim hep coverlarımla falan sanırım müzik mi yapıyor bilmiyorum, hiçbir fikrim yok ama bir şekilde beni bağdaştırdılar, ona bağlantı kurmuşlar ve çok fazla yorum geldi buna. Bayağı yıllardır hep böyle coverlarımın altında çektiğim videoların altında. Sen bu hafta bence o kitabı al bir bak. Belki de şey dersin. Ya şu an olduğunu düşünmüyorum oyunculuk projesinin ya. Bana da böyle bir teklif gelmedi bu arada. Twitter'da bayağı şeyler konuşuluyor çünkü. Ben gördüm geçen gün karşıma çıktı. İşte Ege'ye teklif gitmiş de şu konuşuluyormuş, Ege düşünüyormuş falan. Böyle bir şeyden kesinlikle benim şu an haberim yok yani. Filmin müziğini yaparsın mesela. Olabilir. Yani. Aydın Efes olarak şöyle bir Aydın tane. Aydın Efes olarak. Zurnalı bir tane yapmaz mısın? Harmandalı. Harmandalı yeni nesil rock haliyle. Harmandalı remix. Türkiye'de kimine feat yapmak isterdin? Veya yapmak istiyordum ama şu anda çalışıyoruz. Bununla alakalı dediğim birileri var. Yani. Kusura bakma. Sen nasıl bir adamsın? Biz de bir şeyler biliyoruz belki. Yani, en sevdiğim şey bilmediğim şeyler hakkında sorup bildiğim Türkiye'de şeyler. Türkiye'de müziğini beğendim. Özellikle yeni nesil çok artistler. Ama kendi müziğimle feat olarak görebileceğim, hani müziğini dinleyip beğendiğim insanla beraber şarkı yapmak istediğim insan genelde hepsi şey olmuyor yani. Hem müziği beğenince direkt hani ben buna şarkı yapayım olmuyorum. Aynen hani bunun içinde sayabileceğim çok fazla isim yok aslında. Çünkü aşırı düet insanı olduğumu düşünmüyorum ben. Ama Güneş'le bir şeyler yapmak güzel olur diye düşünüyorum. Ki böyle şeyleri de düşünüyoruz şu an. Yani direkt spesifik olarak bir şey yok üstünde uğraştığımız şu an. Ama hani bir gün olursa güzel olacağını düşünüyoruz. Çünkü sürekli şarkı söylüyoruz zaten. Birbirimizin müzik zevki de çok benziyor birbirine. Keyifli zaman geçiriyoruz şarkı söylerken. De hani bunu neden bir şarkıya taşımayalım? Yani. Demolaşıyorsunuz sürekli mesela. Demolaşıyoruz. O da o senin demo çemberinde olan birisidir diye tabii düşünüyorum. Tabii tabii. Yani o da bana zaten yeni albümünle alakalı bir sürü şey konuşuyoruz. Ben de yeni yaptıkça bir sürü demo atıyorum ona. Onun üstüne konuşuyoruz. Hatta çok güzel katkıları oluyor onun da başka bana. Başka ilk yaptığın zaman demonu kimlere gönderirsin? O hani herkesin bir WhatsApp'ta şeyi vardır ya. Benim mesela bir beşlim var atıyorum. Tabii tabii. Muhakkak onları atarım yani. Benim birazcık kendi dinlemem gerekiyor. O yüzden de senin bir tane WhatsApp'ta kendine... Ya inanılmaz. Benim hakkımda her şeyi biliyor olman çok sinir bozucu. Ege WhatsApp'tan kendisiyle konuşuyor arkadaşlar. Benim bir tane grubum var. İçinde sadece kendim varım. Kendim var. Adı Not to Self. Kendime böyle en başa bir de sabitli o grup. Kendi demolarımı falan WhatsApp'tan dinleyeceğim zaman oradan direkt atıyorum. Harika bir fikir bu arada ve ben bunu yaptım senden sonra. Çünkü yani, dedim ki çok mantıklı. Evet yani bayağı reminder orada gibi duruyor. Hatırlatıcı. WhatsApp zaten sürekli girdiğimiz bir yer olduğu için orada en başta böyle sürekli kendinle alakalı yapmak istediğin şeyleri sana hatırlatan bir hatırlatıcı var orada yani. Ve kendine bazen böyle kendime şeyler falan da yazıyorum oradan bu arada. Aferin. Ne kadar güzel benim, olmuş kanka. Ne kadar benim mental sağlık.
Kendine demo atıp ooo çok iyisin. Çok gece iyi şarkı böyle... Bunu yap. Tamam kanka gideceğim. Ege geceleri nasıl vakit geçiyor? Şakasız bu arada böyle kendi kendime yazdığım böyle şeyler var orada. Motivasyon cümleleri. Aynen mi? Motivasyon cümleleri. It's gonna be alright falan. Her şey güzel olacak. Karya ne yapıyorsun? Sabah. Uyudun mu? Bir yeni mesaj sabah. Üf bu da darlıyor beni. Gelip bana anlatıyor. Müziğin yurt dışına taşıma hayalin var mı? Çünkü şunu soracağım. Oh. Sen çok güzel İngilizce söyleyen, şarkı söyleyen birisisin. Teşekkür ederim. Evet diyemem. Evet. Evet. Mütevazısın da aynı şekilde gördüğümüzde. Söylerler onu da söyler. İngilizce söz yazıyor musun? Yazıyorum. Aslında... ya... ya biz bu ciddi kalma olayını nasıl çözeceğiz bu podcast'ı? Şöyle, çocukluğumdan beri hep aslında müzik yapma motivasyonunu da ben hep şeyden aldım. Ben Türkçe öğrenmeden yani Türkçe okumayı yazmayı öğrenmeden direkt İngilizce müzik dinleyen bir çocuktum aslında. Hep böyle İngilizce oldu. Türkçe de dinliyordum tabii ki. Ama hep böyle etkilendiğim şeyler İngilizceydi. O yüzden hep büyüdüğümde de hani ben müzik yapacağım dedim. Ne yapacağımı düşündüğümde direkt sorunun cevabı çok belliydi. Ben çok fazla dediğim gibi İngilizce müzik dinleyip etkilenen bir çocuktum. Dedim ki yıllar boyunca bunlar neden kendi dilimizde bu soundlar, bu altyapılar, bu vokal melodileri, bu flowlar neden olmasın yani? Bunu çünkü çok farklı görüyordu insanlar birbirinden. Hani İngilizce müzik farklı, Türkçe müzik farklı. İşte bizim kendi kültürümüz çok ayrı zaten. Türk müziği, Türk sanat müziği, Türk halk müziği. Ama ben bunların ikisinin çok güzel bir noktada harmanlayabileceğimi düşünüyordum ve buna inanıyordum. Ve yaptığım işlerde de aslında bunu yapmaya çalışıyordum. Bence böyle, aynen. Aynen. Öyle. Ve bu demek istediğim şey, soruya gelecek olursam da aslında o kulağımdaki İngilizce melodileri, İngilizce'de duymaya aşina olduğum o melodileri, beni etkileyen, benim hoşuma giden melodileri kendi dilimde ifade etmeyi öğrendim aslında yıllar geçtikçe, şarkı yazdıkça. Ve aslında benim motivasyonum şu an buradan geliyor. Bunu bir gün çok isterim. Yani en büyük hayallerimden bir tanesi de zaten bu dilin kendi içerisinde İngilizce şarkılar üretmek. Ki dönem dönem de yazıyorum. Hatta bazen çoğu böyle freestyle falan yaparken melodilere İngilizce gibi şeyler çıkıyor zaten ve bazen İngilizce geldiğinde İngilizce de şarkı yazıyorum orada ama o melodide ayrı bir dilim var mesela. Ben atıyorum böyle freestyle melodi yaparken böyle İspanyolca ile karışık böyle bir saçmalama var, dilim var. Var benim mesela. İngilizce o. Fix İngilizce'ye gidiyor işte. İngilizce, demek İspanyolca istediğim şey o yüzden İngilizce yani. Şarkı yazmak bana şey gibi geliyor. Yani sanki orada daha çok daha kolay gibi geliyor. Bilmiyorum. Hı-hı. Yani tabii ki dilim daha kısıtlı Türkçe'ye göre ama hani İngilizce sürekli kulağımda çok dolu olduğu için bir sürü şey olduğu için daha böyle gidecek yol buluyorum şarkıda. Bir de şöyle bir şey var bence. Mesela yapmaya çalıştığın şey çok güzel bir şey ve bence sen bunu yapabilecek birisisin. O bahsettiğin melodileri Türkçe kelimelerle birleştirip yani başka bir melodi yapısını kullanmak, ona aşina olmak, bunu şundan dolayı diyorum. Yurt dışındaki bir dinleyicinin de aşina olabileceği melodiler var belki kulağında. Tabii. Fakat normalde bunu Türkçe yaptığın zaman ufak da olsa şöyle bir bariyer giriyor. Biz bunu bizim Utku ile konuşmuştuk. Utku Ünsal'da. Evet ben de vardım galiba. Bizim buradaki kullandığımız programlarda kayıt programlarındaki çoğu o fonetiğe göre yapılıyor. Mix mastering plugin'i veya işte kullanılan ne bileyim kompresörler, işte de-esser'lar vesaire aslında yurt dışı üretimi ve bu yurt dışı üretimi atıyorum Amerika diyelim buna mesela. Buradaki mühendisler bunları tasarlarken sonuç olarak kendi dil yapılarına uygun bir şekilde tasarlıyorlar. Oradaki adamların konuşma yapısında belki atıyorum S'ler bizimki kadar yoğun değil veya ne bileyim vurgular daha farklı. Aynı plugin'i biz kendi ülkemizde yani kendi dilimizde kullandığımız zaman onların verdiği sound'un aynısını yakalamakta çok zorlanabiliyoruz bazen. Evet tabii. Fakat, öyle bir şey de var. Bazı şekillerde de vokalin kullanım tarzı atıyorum ağzını bazen daha kapalı kullanman veya ne bileyim daha böyle o şekilde tınlayabilecek bunu kelimeler tercih etmen. Bunu tam olarak öğrenmek aslında şu an işimiz yani. O yüzden derdim. Kendi dilimizde de onları yapabiliyoruz mesela. Ufak tefek denemeler yani ben bir ara öyle şeyler kendi mesela bu bir labirente mesela labirente gibi birazcık daha atıyorum İspanyol tınlasın orası. Evet. Bu tarz şeyleri yaptıkları zaman da adamlar dinlediği zaman bir şekilde anlamasalar bile biz nasıl Fransızca bir şarkı çok sevebiliyorsak ve İspanyolca bir şarkı çok sevebiliyorsak onlar da Türkçe bir şarkı gayet çok sevebiliyorlar. Kesinlikle. Ve illa da İngilizce bir şarkı yapmaya hani gerek yok bizim globale gitmemiz için. Çünkü çok yetenekli adamlar var. Tabii sadece ki. Bir sound yaratabilmek, bir farklılık çıkartabilmek. Yani bunu olabildiğince dünya diliyle ifade edebilmek aslında. Yani anlam olarak değil. Hepimizin kulağında hatta melodi yakalar söz tutar diye bir söz var ya. Hani o melodiler zaten hepimizin. Yani biz nasıl dediğin gibi Fransızca bir şarkının hiçbir sözünü anlamadan şarkıyı çok sevebiliyorsun. Bu ara full Stromae dinliyorum mesela. Full yani. O kadar hoşuma gidiyor ki. Ama yani işte demek istediğim şey bu. Bunları yakalayabiliyoruz zaten. O yüzden hani bunu hangi dilde ifade ettiğimizin bir önemi yok ki ifade ettiğimiz sürece melodileri kendimizde. Aynen öyle.
Öyle bir de kendi yani enstrümanlarımızı da keza çok fazlasını evet. kullanabiliriz. Evet, ama benim için en büyük bu şarkı yazarken... Adamlar bizi sample'lıyorlar yani, anladın mı? Tabii canım. Seneler sürer her günüm. Sample'lamayın bizi lan. Bilkent. Sana sesleniyorum. Gönler bırakın bizi. Neyse söylemeyeyim. Explicit. Hakkında bir şarkı sözü ya da melodinin geldiği en saçma yer neresiydi? En saçma mı yer? En böyle alakasız falan. Duş. Fix. Duşta çok geliyor bana böyle. Çünkü bir özellikle bir şey başladıysam ve sonrasında duşa girdiysem sürekli kafamda o dönüyor oluyor. Hı-hı. Ve orada genelde bulduğum şeyleri hep direkt duştan çıkıp unutmuyorum böyle şey gibi. Hani böyle her line'ı ezberliyorum. Çünkü geliyor bayağı yani. Line'ı ezberliyorum, bunu unutmayayım. Bu ikinciydi, bu üçüncüydü, bu dördüncüydü diye. Ondan sonra direkt çıkıyorum duştan. Şu çok gıcık değil mi mesela? Bütün gün uğraşmışsın, çabalamışsın falan. Çalışmışsın stüdyoda, işte düşünmüşsün şu mu olsa bu mu olsa falan filan. Artık yorulmuşsun. Ve mesela eve gidiyorum. Yatağa yatıyorum. Tam uyuyacağım. Tık. Ulan şimdi mi ya? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Biz geldik abi. Biraz geç oldu. Kusura bakmayın ama. Yataktan kalkıp Allah'ım ya Rabbim ya falan diye telefona böyle tık 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 yazıp o ekranla uykum açılıyor. Gece 5'e kadar yıktayım ondan sonra. Ben bunu mesela dün gece de yaptım. Konuştuk ya mesela uyuyamadık diye. Aynen. Mesela uyuyorum. Uyuyamıyorum. Düşünüyor beynim. Sürekli bir şeyler düşünüyor ama böyle alakasız yani. Keyifliyim yani düşünmekten. Aynen. Ama sonra bir anda böyle alakasız bir konudan yine az önce bahsettiğimiz mevzu geldi. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aldım telefonu. Tık tık tık. 2-3 line olsa yazıyorum mesela. Böyle çok geliyor. Hani hiç beklenmedik yerlerde yani. Yani o yüzden böyle genellikle ama böyle absürt anlarda, hiç beklemediğin anlarda geldiği oluyor. Kendi çıkardığın şarkılardan, çok gıcık bir sorudur aslında, hepsi senin için ayrı biliyorum ama öf, yani zor şu, şundan dolayı benim için diğerlerinden birazcık daha ayrışıyor çünkü şöyle bir hikayesi var benim için falan dediğim bir şarkı var mı? İmkansız diyebilirim ya buna. Yani hepsi neyle tabii ki, ayrışıyor? Hepsi çok... Çok özel hepsi. Çünkü zaten o kadar çok uğraşıyoruz ki üstüne şarkıların. Hepsi böyle gerçekten bir doğum süreci gibi yani. Bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Sonra bir gün çıkıyor. Ve yani onu büyütüyoruz aslında. O yüzden çok kıymetli hepsi. Ama imkansızın ekstra bir korkusuzca şeffaflığı var içinde benim hikayemle alakalı. O yüzden onun yeri benim için çok ayrı olacak yani. Bu imkansızı ne zaman dinlediğimde, hani bu tarihe baktığımda bana bir şeyleri hatırlatacak. Kendi hayatıma en yakın olan şarkım olabilir. Böyle bir kırılma anı oluyor. Hani bir yere kadar çünkü şeyin farkındasın, böyle gözükmek istediğin, bir göstermek istediğin bir tarafın var. Normal insanlarla da ilişkin öyledir yani. Her şeyini paylaşmak istemezsin. Geçen gün Ahmet'le de konuştuk. Ama bir noktadan sonra öyle bir şey geliyor ki orası senin terapi alanın oluyor. Tabii. Ve kendine kızdığın şeyleri, yanlışsan da yanlış olduğun, hatalıysan da hatalı olduğunu düşündüğün şeyleri. Yaptın her şeyi çok şeffaf bir şekilde oraya koyduğun bir an oluyor. Ve ondan sonrasında işin terapi boyutu çok iyi oluyor. Çünkü rahatlamış hissediyorsun. Ama bir yandan da çok özel bir şeyini insanlarla paylaştığın için de daha kırılgan olabiliyor. Bu karar verdiğim gün en güzel şarkılarımı yazmaya başladım. Aynen öyle. Bu kadar rahat üretmeye başladım. Aynen. Yani içinde bir mes var. O dağınıklığı sahiplenip, kabullenip ne zaman bunu korkusuzca yazmaya başladın da o zaman böyle bugünkü üretim standardına getirdim kendime. Ve sürekli bir şey yazabilmeye, korkusuzca dinlediğim şeyleri, yazdığım şeyleri dinletebilmeye. Önceden mesela çok böyle... Şey olurdum yani, acaba dinletsem mi bunu hani falan. Ama şu an mesela çok çok rahatım çünkü aslında hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz. Evet. Sadece farklı kendi bakış açından kendi hikayeni anlatıyorsun ve aynen. Seninle benzer hikayeye sahip olup senin hissettiğini hisseden insanlar seninle beraber bir kitle oluşturuyor. Kesinlikle bu çok o kadar kıymetli bir şey. Ve sen çoğu insanın aslında hissettiği duygulara kendi gözünden tercüman oluyorsun. Aynen öyle, kendi ifade ediyorsun. Aslında herkesin gördüğü, herkesin yaşadığı bir şeyi kimsenin anlatmadığı bir şekilde anlatıp aynen belki öyle. De onların aa evet ben de bunu yaşıyorum demesini ve o şarkılarla belki de ömür boyu unutmayacağı bir bağ kurmasını sağlıyorsun. Bu çok kıymetli. Müzik yapmanın en büyük motivasyonlarından biri bu yani. Hiç aşık oldun mu? Oldum. Tabii. Güzel falan. Güzel. Peki hiç sadece birine ithafen bir şarkı yazdın mı? Bunlardan bir tanesi birineydi dediğin bir şarkı var mı içlerinde? Var tabii canım. Yani. Hangisi? Kaldı da git de imkansız da. Ha, iki şarkı aynı kişiye mi? Tabii. Yoksa aynı kişiye. Aha. Nasıl bak nasıl oynuyorum değil mi? Hiçbir yani, fikrim yokmuş gibi. Efendim yani sen zaten inanılmaz yani. Kanmayın üstüne. Aynen. Çünkü yüzüne kanmayın gerçekten. Bu tam benim şey Ahmet'e de hani cevabını bildiğim yalanları dinlerken. Aynen. Öyle mi? Ya. Neyse.
Evet. Tamam, şimdi eğlenceli yerlere gelmeye başladık. Senin arkadaş çevren, senin kişiliğini 3 kelime ile anlatacak olsa ne derdi? 3 kelime. Benim arkadaş çevrem. Aynen, biz yani. Beni 3 kelimeyle anlatacak olsanız aynen, ne derdi? Ne derdi? Bence delikanlı böyle hani delikanlı. Böyle şey gibi, hani hayır değil, böyle hiperaktivite, anladın mı, hani böyle oradan oraya koşturan, hani sürekli ha, şey, aynen o anlam, o doğru anlamda bahsediyorum böyle. Aklıma ilk delikanlı gelmez ama doğru, delikanlıdan yani, kastım ya. Ama demek evet, istediğim evet şeyi anladın değil mi, hani böyle hiperaktif makara, yani makara. Aynen, bence Lil Bro öncelikle evet tabii, yani çünkü sizin aranızda bir yandan da öyle bir bağımız da var yani, evet, hepinizde. Üçüncüsü de hayalperest derim ya. Ben genel olarak kendimi hayalperest biri olarak gördüğüm için seni ben seni hayalperest de olarak görmüyorum. Çünkü mantıksız olmayacak hayaller kurmuyorsun. Yani her kurduğum hayali bağlamaya çalışırım. Tabii, şeye, o yüzden gerçeğe aslında realist hayaller kurduğun için hani şey, hayalperest bende neyse şey gibi tınlıyor. Olmayacak şeylerin. Ha yok canım. Yani sadece aha sürekli bir şey üretmeye meyilli biri. Evet. Anladın mı? Hani sen de öylesin mesela. Bizim yani direkt grubumuzun içerisinde sürekli böyle yaratıcı bir şeyle, işte bu podcast fikri gibi ya da getirdiğin onlarca fikir gibi yani. Sürekli bir şey üretmeye iten bir şey var içinde. Yani o yüzden hayalperest diyorum. Yani bir şey hayal ediyorum sürekli ve bunun için peşinden koşacak motivasyonlar buluyorum kendime. Ben senin için mesela ne derdim söyleyeyim mi? Gerçekten tertemiz derdim. Ondan sonra heyecanlı derdim. Delikanlı demek istediğim buydu aynen. Parlak derdim ya. Parlayacak yani böyle her anlamda yani. Yani biliyorsun zaten hep şimdi şeydir, beni brother. Abini ağlatma milyonların önünde. Efendim duygulanmayalım. Efendim. Ama yani daha ne, bir ne diyeyim ki buna? Ben ne dersem şu an hiçbir şey demeyeceğim. İdolün? İdolün kim? Çok fazla var ya ama en geneli Chris Martin ya. Türkiye'de? Türkiye'de yok. Yani Harun bunu abimiz mesela. Ya tabii ki müziğimi çok şekillendiren, çok çok ha, büyük artıları şey olan düşündüm. Ama komple bir idol olabileceğim, direkt ismini verebileceğim biri yok. Yani. Ama tabii ki Harun abi, Kenan abi, bunlar hayatımda çok büyük dokunuşları olan insanlar. Ama ve yok, bana her gittiğimde doğru söylediğin, çok çok büyük mentorlar yani hepsi bizim için. Yani tanışsak da tanışmasak da çok güzel şeyler beslediler bizi yıllarca. O yüzden sana verilen en iyi tavsiye neydi peki? İlla müzik için olmasına da gerek, yani hayat için de olabilir burada ama müzik de yani kariyerin için de olabilir. Kenan abiyle bir gün konuşurken onunla böyle çok gerçekten hiç unutulmaz sohbetlerimiz çok oluyor. Bana tam ne dediğini spesifik olarak hatırlamıyorum. Ama ne yapıyorsan, içinden ne geliyorsa onu yapmaya devam et. Çünkü doğru yoldasın ve bu seni sen kılıyor demişti. Müthiş bir adam değil mi ya? Bir gün onu buraya konuk almayı çok istiyorum. Çok, çok güzel olur. Harika bir hikayem. Anlatırsam, ya başlarsak anlatmaya bitmez yani. Çünkü. Yani bizim gibi çoğu genç müzisyenin de birebir de bence onunla bir böyle bir bazılarının fırsatı olmuştur, bazılarının umarım olur. Ama ikimizin de böyle bir tesadüfen farklı zamanlarda onunla böyle bir deneyimi var. Tabii ki canım. Yani. Ve o yüzden mesela onunla olan hikayemizi de bir gün buraya gelirse o zaman anlatmak istediğim için şimdi anlatmıyorum. Senin de bir sürü hikayen var tabii ama inanılmaz bir adam ya gerçekten. Genel olarak yapmak istediğimiz işi, yapmak için baş koyduğumuz işi, daha birkaç senedir içinde olduğumuz bu işi 30 yıldır sürdüren bir adam var. Yani ve o kadar dolu ve o kadar dışa dönük vermeye, yani bizim gibi insanlara aktarmaya o kadar hevesli ki, o kadar iyi yapıyor ki bunu. Çok seviyorum. Yani bu şansı elde edebildiğim için bir şekilde, onunla gidip konuları konuşabildiğim için, merak ettiğim şeyleri sorup yaşadığı şeyleri ondan direkt kendi ağzından dinleyebilmek çok tabii ki güzel dersler veriyor gittiğimizde. O yüzden hani çok böyle güzel tavsiye almışımdır ondan. Ben de. Yani hayatıma çok böyle bir dönüm noktası olan birkaç izi var, hikayesi var ama dediğim gibi bir gün buraya gelirse o zaman anlatmak istiyorum. İnşallah. Bugün konumuz sensin. Hadi bakalım. Ege Cansal ismi de benim aşırı sevdiğim bir üçleme, hani Ege Cansal. Ya ben çok şanslıyım bu konuda. Harbiden hani böyle. Müthiş yani. Yani şöyle bir hikayesi var. Fun fact. Ege Can birleşik olacakmış aslında. Annemle babam babam benim adımı nüfusa kaydettirmeye giderken bir gün kavga mı ediyorlar, tartışıyorlar bir şey konu hakkında. Babam, görürsün sen. Ay, yazayım mı çocuğun adını? Sanırım annem evden çıkarken babama birleşik yazmasını söylüyor. Babam da inadına. inadına değil. Babam da kafası çok dağınık o ara, bir şeyler takılık falan. Nüfus memuruna diyor ki ayrı olsun. Çocuğun kaderi. Buradan teşekkür ediyorum. Bu hikayeyi doğru mu hatırlıyorum bilmiyorum. Sanırım böyleydi. Teşekkür ediyorum baba, anne baba. İyi ki ayrı yapmışsınız adımı. Ege Cansal böyle kusursuzca simetrik evet duruyor ya. Evet ya, o simetri yani, o çok hoşuma gidiyor benim. 3-3-3 böyle zaten kendiliğinden 3. Böyle hani çok böyle hoşuma gidiyor. Arnavutköy'de otururken seni ileride çocuğun olursa koyabileceğimiz alternatif isimleri konuşmuştuk, hatırlıyor musun? Duygusal falan. Duygusal zaten benim ilkokuldan beri en büyük makara. Herkes geliyor, senin kızın olursa adını da yok. O niye duygusal olsun? Duygusal olsun. Şansal olsun. Çok mantıklı.
Vay be. Vay be. Kendi başına mı düşündün bunu? Çok makarasın ha. İyi makara. Senin şarkı yazma sürecin peki nasıl? Atıyorum ilk sen sözle mi başlarsın, melodiyle mi, bunu sormuşlar. Genellikle melodiyi yazıp ondan sonra sözlerini yazarım ama şu an böyle direkt flow'uyla beraber, melodisiyle beraber, sözüyle beraber direkt bazı yazdığım şeyler oluyor ve ondan sonra zaten gerisi çorap söküğü gibi geliyor genelde. Şimdi şunu alıyorum çünkü bunu sana vermeyeceğim, ihtiyacın olacak. Ya ben... Ne geliyor? De, tamam hadi. Gönder gelsin. Bekar adamsın. Ahmet Aksuz'un bir sözü vardır. Cesur'un bakışı... Cesur'un bakışı korkan kılıcından keskindir. Gelsin güzel. Bakalım. Bekar adamsın. Genç adamsın. Respect you bro. Yakışıklı adamsın. Evet. Var mı böyle gönül işleri? Evet nasıl dedim gidiyor? Yine ya. Benim bu mütevaziliğim ne yapacağım? Mütevazı adam mısın? Yani... Doğru öyleyim. Yani ben çok yanlış izlenimler veriyorum şu an. İyi bir bekar mısın şu an? Nasıl geçiyor? Ya çok mutluyum ya, bilmiyorum. Keyfim çok yerinde aslında. Çünkü içine girdiğimiz rutini çok seviyorum. İçinde olduğum rutini çok seviyorum şu anda. Tamamıyla işime odaklıyım. Tabii ki çok güzel zamanlar geçiriyoruz birlikte hep beraber. Ama hani şu an kendi odaklı ve kendi hikayeme odaklı durumdayım. Date'e kariyerime çıkıyor musun? Odaklıyım. Çıkıyorum. Çıkıyorsun. Nasıl geçiyor date'lerin? Yani portal tabancası. Yani güzel zaman geçirmeye motivasyonuyla zaten güzel şeyler. Nasıl siz de güzel zaman geçiriyorsam insanlarla da, yeni tanıştığım insanlarla siyasetçi da. Siyasetçi olmayı düşündün mü politik hayatında? Yani sen bu soruları sorarken bunu gözlemlemeni durmadın mı? Sen bu cevapları alacağını bilmiyor muydun? İyisin ben iyisin. Ben zorlayacağım ya. Biz de yani politikayla aramız yani var yani. Sosyalleşmeyi hepimiz çok seviyoruz. Seviyoruz. Tabii. Bu zor günlerde. Yani insan Türkiye tanımak, ekonomisi insan belli. Tanımak çok ekonomiye güzel. Ekonomiye can vermek adına gidip insanlarla yemek yiyoruz vesaire. Hepsi Türkiye için. Yani bilmiyorum. Oy verin Ege'ye. İnsan tanımak... Güzel zaman geçiriyorum. Güzel zaman geçiriyorsun. Evet. Yürüyüşler, yemekler. Hoş vakit geçiriyorsun. Anlat istiyorsan direkt dön. Şöyle yaptın geçen gün. Yani işin en kötü yanı, bu kadar yakın bir arkadaşınızla böyle bir podcast çektiniz. Verdiğiniz her cevabı biliyor zaten. Evet. Sen nasıl anlatıyorsan sana böyle bir bakış atıyor. Bugün mesela çok şey öğrendim. Böyle mi anlatacaksın, gerçekten bakış atıyor. Şöyle bakarken böyle gözümün içine baka baka böyle söylüyor. Sanki anlamayacakmışım gibi çok güzel böyle. Ahmet'te de vardı arada mesela. Ahmet ama... güzel yediriyor manipülasyonunu. Evet. Sen de yakalıyorum hala daha. Sen, yakalıyorsun tabii ki yani. Yavaş biliyorsun yavaş. Bir de çok... Yani iki gün önce dinledin hikayeyi, anladın mı? Sen de böyle birazcık şey hissediyorum ama. Yani hissediyorum değil, biliyorum anlattığın hikayelerden dolayı. Kadınlara karşı böyle birazcık böyle hani kalp kırmayayım. Hani bad boy şeyinde değilsin sen. Sen böyle duygusal bir adamsın sonuçta. Ya bence zaten de. Öyleysem de bunun bu motivasyonla yapabileceğimi düşünmüyorum. Yani evet. Ben bir bad boy moruk, bana yanaşma. Hani ben üzerim seni değil yani. Aynen öyle. Hatta... Şimdi geçmişinle alakalı bir şey öğrendim. Ya ne geliyor yine ya? Evet. Belirli kaynaklarım var. O kadar kadınları kırmaktan korkuyorsun ki. Çocukken bir tane kız arkadaşım varmış. Ayrılmak istiyormuşsun ama konuşamıyormuşsun, söyleyemiyormuşsun. Ve konuşmamak için bir saat boyunca kızla beraber yürürken ağzında su içerken onunla gargara. Gargara ya, yapmışsın ve. Ya Ece. Aynen. Ece. Aynen şöyleymişsin yani. Kız atıyorum sana şey söylüyor. İşte şunu yapalım mı mesela, bir ay sonra şuraya gidelim. Sen böyle su içiyorsun ve şöyle. Yani o zamanlar görüldü yoktu. Ağzım dolu da cevap veremedim lan. Başka bir soru soruyor gene. Su içip bir saat boyunca ağzında su çalkalamışsın kıza. Bayağı böyle bir şey. Bu hikayeyi bir dinleyelim. Bu hikaye yaşanırken ben 13 yaşındaydım ve yanımda Ece vardı ve bugün burada bunu konuşmamızın sebebi de kendisidir. Kendisi benim başka anadan doğma bir kız kardeşim, tanımayanlar için. Böyle bir şey yaşandı. Ben çocuktum. 13 yaşında 7. sınıfa ya da 8. sınıfa giden bir çocuk olarak bir kız arkadaşım vardı o zamanlar. Onunla beraber vakit geçiriyorduk ama ben pek keyif almıyordum sanırım. Belli ki. Şu an dönüp bakınca. İyi bir taktik geliştirmişsin. Bunu bugün kullanabilir misin mesela hayatına? Kullanırım ya. Gerekirse. Bir toplantıda böyle istemedim. Ya bu şekilde yapmam ama o zaten şekil değiştiriyor. Ona ghostlamak diyoruz aslında. Ghostlama. Ben sadece bunu direkt yüz yüze face to face bir ghostlama olmuş. Çok yani. Ghostladın mı birilerini? Ben direkt ghostlarım ya. Nasıl ghostlarsın mesela? Özel bir taktiğin var mıdır? Veya friend zone almak için falan bu tarz şeylerin var mı? Tabii friend zone bayağı master degree bir konum yani. Friend zone'lamak çünkü oluyor böyle şeyler ve yani bazı şekilde bazı işler karşılıklı olmadığında ben de diyorum yani ben senin arkadaşım olarak görüyorum hani bu. Ha, direkt söylüyorsun. Çok iyi.
Tabii. Ben en iyisi öyle. Friendzone'un böyle... olayı budur bence yani. Bence direkt, de. Direkt ya. Bence arkadaş olarak daha iyi zaman geçiriyoruz. Daha iyi anlaşıyoruz. Hani bu diğer türlü. Çünkü zaten ilişki çok farklı bir şey. Karşısındakinden de bağımsız bazen o dönemde olmuyorsun. Çok nadir bir şey benim için. Hani çok fazla kız arkadaşım olmadı zaten. Hani böyle onlarca olmadı yani. Hı hı. O yüzden onun için bir sebep vermesi gerekiyor. O da nadir bir şey benim için. Hı hı. Sürekli olmuyor. Genellikle friendzone'lamışımdır o yüzden. Çünkü o benim arkadaşım olarak görünüyor. Arkadaşım olarak. Yani. Sonra arkadaş oldu mu peki? Kimisi, olmadı. Kimisiyle oldum. Kimisiyle birazcık olup sonradan koptu. Bozuldu. Aynen. Vallahi Ege can saldı. Yani. Bana, senden öğreneceğimiz çok bana şey var. Beni köşeye sıkıştırmaya çalışıyorsun. Ben de kaçıyorum. Gibi geliyor. Bugün güzel kaçtın. Tom ve Jerry. Tom ve Jerry oynadık seninle beraber. Hakikaten çok keyifliydi. Yayınımızın sonuna geldik. Ne diyorsun ya? Vallahi, bitirdik aslında mi? Aslında yani şu yüzden. Gene söylüyorum. Az önce dışarıda konuştuğumuz gibi başlamadan konuşsak seninle 12 saat konuşurum. Tabii. 15 saat konuşurum ama evet. Çok tatlı tatlı şeylerden bahsettik ve birazcık da devamına da kalsın istiyorum. Hı-hı. Bir daha gelirsin. Bir daha oturursun. Tabii ki. Bir daha şey yaparız. O yüzden... Ya burada bizim sadece yani kendi arkadaş grubumuzu ve yaşadığımız hikayeleri, yolculukları tabii. Böyle konuşmak için bile bir bölüm sırf çekmek isterim. Yılbaşını yani. Anlattığımız böyle tabii, bir episode olabilir. Sadece yılbaşının üstüne 5 saat geçirebiliriz yani. Aynen. Çok güzel anılarımız var. Vallahi iyi ki tanımışım. Evet. Gerçekten. Ben de yani bu arada hani bundan da bahsetmeden geçmek istemiyorum burada. Hani İstanbul'a geldiğim tek çocuğum ben. Ve İstanbul'da tek başıma yaşıyorum biliyorsun ki. Buraya geldiğimde bir aile edinmiş oldum aslında sizin sayenizde. Ve hani böyle her şeyi konuşabileceğim, her ismi paylaşıp anlaşılabileceğim, aynı zamanda sizi de paylaştığınızda anlayabileceğim. Hani sanki ben Aydın'dan buraya gelmişim, onlar Ankara'dan buraya gelmiş ama sanki bir arada hani onlar 15 yıldır tanışıyorlar, birbirlerinin çocukluğundan beri yanındalar ama sanki ben de bir kendi aralarında bir yerdeymişim gibi ya da onlar da evet. Benim büyüdüğüm yere o kadar... Hani bu, hiç alakaları yok mesela ama sanki gerçekten kardeş gibiyiz yani. Hmm. O öyle bir bağımız var. O yüzden hani o en şanslı hissettiğim ve belki de bu kadar İstanbul'da keyfimin yerinde olmasının en büyük sebeplerinden biri yani. Aynen ve bizim için de gerçekten çok organik gelişti ve bazı evet. insanlar var. Hatta böyle bir tane geçen arkadaşım söylemişti. Böyle o kadar hani böyle sizin arkadaş grubunuzu böyle birini daha görecek olsam o da o kadar Egecan olurmuş ki demişti. Evet yani. Bir de bu arada bayağı ben. Şeyde bir yerdir. Aslında öyle bir zorla yer yok. Bir yerdir. Aynen öyle bir yer yok aslında yani. Hani orada aramıza birini alalım gibi hiçbir şey konuşulmaz sizin arkadaşlar. Tabii doğaçlama yani. Gelişen bir şey yani, mi? Çünkü çok nettir sınırları anladın mı? Hani biz ekip belli yani. Ben onun içerisinde hani girmek istesem de giremezdim zaten hani başka bir yolla anladın mı? Tamamen doğal yolla böyle. Organik olarak artık aynen. Böyle onun has parçalarından aynen. Bir ismi. Yani yolda birbirimizi bulmuş olduk ya. O çok güzel bir şey yani. Gerçekten hani o çok kıymetli bir şey bence. Zaten hani bu bundan sonrası için de hani böyle bütün bu yolculuğu yaşarken en keyifli yanı hep beraber paylaşıyor olmak olacak. Bütün mutluluklarımızı, bütün kırgınlıklarımızı. Yani bütün yolculuk yani sizin benim ne yaşarsak yaşayalım çok keyifli olacak. O yüzden Egecan'ı yakında çok güzel yerlerde göreceksiniz adım kadar eminim. Beraber de bir gün sahnede çok güzel bir an paylaşacağımızı biliyorum. Evet. O yüzden iyi ki geldin. Güzel olacak ya her şey. Pardon konuşalım mı daydık. Bugün konu Egecan saldı. Aydın Efes'i Muğla Efes'ine Muğla karşı. Muğla Efes'ine karşı. Elin ağzına sağlık. İyi ki geldin. Görüşmek üzere çok arkadaşlar. Çok keyifliydi.